жаштарға болған өзінің тұрмыс жолында чоғылтқан тәжірибесі менен бөлісуі. Біздің бір туғанымыз, атамыз Азиз Санжарды мына бүгін қонақта отырамыз. Оқымыштыларға, білім алып жатқандарға өзгеше ұстатының өрнегі, негізгі тәрбиелеуші фактор болып есептеледі. Рахмат. Geçmişteki büyük başarılarımızı anlatırken bugüne ait bir şeyimiz yok mu? İşte bu sorunun cevabını bugün burada veriyoruz. Türk dünyasına ilk defa ve birinci olarak ilimde bu büyük ödülü alarak hepimizin başını dik tutmaya vesile olan değerli hocamıza şükranlarımızı sunsak, ne kadar tazim etsek azdır diyor. İlmin ve ahlakın yolunda ömrümüzü vakfedip çalışalım. Ulu yazıcımız Çıngız Төрөкулович Айтматовтун юбилейлик жылына сиздин келишиңиз туш келгени дагы бул биз үчүн өзгөчө деп ойлойм. Манас Üniversitesi'ne, Bişkek'e, Kırgızistan'a ve ata yurdunuza hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk dünyasına, dünyaya çok büyük bir katkı verdiniz. Dolayısıyla hepimiz sizinle gurur duyuyoruz. Bilim alanında sadece Türkiye'yi değil, bütün Türk dünyasını temsil ettiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü öğretim üyesi ve TÜBA şeref üyesi Profesör Doktor Aziz Sancar'a üniversitemiz tarafından Fahri Doktora payesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Arz ederim. Büyük bir Türk milleti, sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, bütün Türk milletlerini, Türk uluslarını kastediyorum. Bize tarih kitaplarında biz Türklerin büyük medeniyetler yarattığını öğretirlerdi. Çok çalışacaksınız. Bunun kısa yolu yoktur. Başarının kısa yolu yoktur. Dünyanın en zeki adamı olursanız olun, çalışmasanız ailenize, ülkenize, dünyaya katkı yapamazsınız. Ben başka yerlerde de söylemiştim, burada da söylüyorum. Ben orta zekalı bir insanım. Aslında zekaya inanmıyorum. Çalışmaya inanıyorum, emeğe inanıyorum. Biyolojik saatle ilgili ve o çalışmaya ile ilgili olarak da Nobel almam söz konusu oldu. Ayrı bir Nobel almam söz konusu oluyordu. Fakat şunu söyleyeyim. Şu baştaki iki şekli yaratmak 45 yılımı aldı. Ya sen benim anamı ağlatacaksın veya ben sana ananı ağlatacağım diyeceksiniz. Ben orta zekalı bir insanım. Aslında zekaya inanmıyorum. Çalışmaya inanıyorum. Emeğe inanıyorum. Masa salonu, öğrenciler gelip burada kitap okurlar. Hocam, bu toprağı. Evet. Çok güzel.